siki eylemişlerdir ama Karacaoğlan'ı işte Erzurumlu Emrah'ı halkın kendi arttırdığı azıklarla büyümüştür. Hani halkı müziği halk müziğidir. Sipariş üstüne yapılmamıştır en azından. Şeyiyle, pozesiyle ben saraya da böyle mesafeyi kalmıştır. Böyle ya bir, hatta şeyi de koyalım, bir yıldır da böyle biraz böyle Türkçenen musikisine bu işin hazırlanması evresinde de hatta parçasını da söyleyelim. Gül yüzlülerin şevkine gelme o şevkine. Evet, hatta Volkan İncivez'e bir analım. Bir etnik caz sanatçısıdır. Kendisi de bunu derlemiş. Böyle çok da güzel okur. Beni çok etkiledi. Hani gittikçe de buna mail ettim. Toparlayayım. Üst cümlem şuydu. Günümüz saray yapılıyor ya. Bin odalı saray zamanı. Ve bu kadar da sarayın Osmanlı'nın kültüründen bu kadar uzaklaştığımız, bu kadar nezaketten, İstanbul'un ağdalı Türkçesinden, Osmanlı'nın cumbalı evlerinden bu kadar nefret ettiğimiz bir zaman dönemini yaşıyoruz. Tam bir reddi kimlik, tam bir ironiyi barındırıyor esas. Tam bir travmayı barındırıyor. Bir ve sıfır. Kriye alanlar tam bir travma. Zeki 80'de şeyi verdi, spoiler'ı verdi. 80'den sonraki Zeki'yi beğenmiyoruz. Arabesk okuyan, şey yapan. Esasında Zeki esasında özdeşleştirdiğimiz Zeki değil. Zeki esasında tırnak içerisinde içi kof. Benim algıladım. Şimdi böyle toparlayabiliyorum. O taş plakları, o dede efendilerin zekisi falan değil. Zeki dönemi, Ahmet çok güzel parantez açtı. Türkiye'nin en verimli meyvesini, cumhuriyet, modernizmin en meyvesini verdiği dönemin nasibiyle olmuş meyvesidir Zeki. Osmanlı'nın asaletin, şehrin, kentin. Bursa bir kenttir. Kenttir. İstanbul bir kent. İşte en kentidir. Gazino bir kent olgusudur. Bunun geçmişiyle barışık ve bunun çok improvize, buna koyalım improvize yaşayışla, yani cinsel kimliğiyle, tavrı, endamı bütünleştirip orada bir esasında Aragüller fotoğrafını niye seviyorsak Türkiye, Zeki'yi aynı şeyden dolayı sevdi. Eski Türkiye'ydi bu hikaye. Evet. 80'de Türkiye değil, dünya da değişti. Bu değişimin Zeki tabii ki şey olamaz, onun için Bodrum inzivası, o şeyden, çaptan düşmesi falan. Ama Bülent öyle olmadı. Çünkü Bülent şeydi, update etti kendini, sisteme entegre etti kendini. Onunla şimdi popstarlarda seçicik kurulu üyesi. Zeki'den daha gençti Bülent. Daha tazeydi. Ama yeni Türkiye'nin... Bir de kapıyı Zeki açtı. Ama çok Zeki, engellemesine rağmen engel olamadı diyelim. Zeki eski Türkiye'nin dönemidir. Aynen. Onunla da 80'de bitti. Türkiye bitti. Yani o o dönem Türkiye'si bitti. Tabii yeni dönem başladı. Zeki yani saat sınırı nedeniyle bir de bir şeyler şey yapabilir miyim, sorabilir miyim? Söyleyebileceklerimiz bir vaktimiz yani, var mı bu arada? Var sıkıntı yok. Tamam o zaman. Tamamıyla magazinsel bir şey gibi yerden bir bana anlatılan bir şey şimdi soracağım sana çünkü sen araştırdın ettin biliyorsun çok da hani tanık olmadığım birkaç röportajında televizyondan böyle çok üstü kapalı çok da hani sık sık değil belki bir belki iki kere ima ettiği bir kadın var Zeki Müren'in. Ha evet. Şimdi buradan ben şeye atlıyorum. Gece kirpikli kadın evet. Aşkıma şey yapmak. Bir dakika. Zaten yakanlar yaktı. Şimdi bir kere de sen yakma. Şimdi Zeki'nin benim tanık olmadığım ama bana anlatılan bir iki röportajında bahsettiği, biraz üstü kapalı bahsettiği bir kadın var. Birçok kişi bunu hani biraz şey gibi algıladı. Dikkat çekmek, işte biraz daha çok az bir kesim de olsa hani bir mesafeli duran bir kesimi de kazanabilmek anlamında. Kadınların hoşuna gitsin. Evet, hoşuna gitsin gibi, ruh okşasın gibi hep de algılandı bu. Böyle de bir algı yaratılmaya mı çalışılıyor acaba diye düşünüldü. Bir kadın var Zeki Müren'in hayatında, hayatının bir döneminde. Gibi üstü kapalı imalar var bir iki kere. Ama çok da hani açık açık anlatmaktan çok imtina ettiği bir platonik aşkı olduğu söylenir. Ve son bestesi ki ömrü vefa etmedi, tam o bestenin üzerinde çalışıyor iken besteyi tamamlayamadan öldü ve yıllar sonra ilk üslubu
devam ettirerek başkaları tamamladı besteyi. Güftesini de Zeki Müren yazmış ama çok uzun yıllar önce yazmış. Gençliği ile orta yaş arasındaki bir dönemde yazdığı Gece Kirpikli Kadın Aşkıma evet, Siyah Bakma. Platonik bir aşktan bahsedenleri var. Hani Zeki'nin çok açılmaktan imtina ettiği ama platonik olarak da tutkuyla uzun süre hani hayatının bir bölümünde çok değer verdiği bir kadın. Ben böyle bir şey duydun mu mesela? Evet, ben de bunun izini sürdüm. Ve şarkının sözlerini dinlediğiniz zaman hakikaten bir kadına yani reddedilme korkusuyla açılamamış bir aşkı anlatıyor. İşte acaba bu Zeki tarafından mı yoksa o kadın tarafından mı? Ben çok hoş durdum bu hikayenin peşinde. Henüz bir yere varabilmiş değilim ama. Tıpkı o pop star Sezen miydi, Ajda mıydı onu da yakalayamadığım gibi epey. Ajda. Yani işte Ajda'yla böyle karıcım, kocacım muhabbeti falan olan bir ilişkileri var. Bir de şu var hocam, bir anısını anlatıyor. Psikolog arkadaş burada olduğu için. Bir radyo programında anısını anlatmıştı Zeki Müren. Bu bana çok dokundu. Zeki Müren ilkokula giderken resimde çok başarılı bir çocukmuş. Dördüncü veya beşinci sınıfta öğretmen bir resim konusu vermiş. Okulda bir yarışma açmış ve Zeki Müren'in resmi birinci seçiliyor. Tabii Semih de geliyor, annesine gösteriyor. Anne diyor, benim resmim okulda birinci seçildi. Zannediyor ki annesi işte o resmi duvara asacak, bak işte oğlumun resmi birinci oldu diye komşulara anlatacak falan, öyle bekliyor. Fakat annesi koyuyor bir kenara resmi ve bırakıyor. Ve bir gün diyor, hayatımın en büyük acısını yaşadım. Bu olaydan bir hafta 10 gün sonra eve geldiğimde diyor, Bursa'daki eve, daha çocuk işte 5. sınıf öğrencisi. Annem bahçede patlıcan kızartıyor ve benim birincilik alan resmimle havayı yemliyor. İhlal ve ihmal. Bundan sonra ben anneme başarımı ispatlayacağımı karar verdim ve benim başarıma asla gölge düşüremeyecektim diyor. Aslında Yunus hayatı boyunca annesinin babasının sevgisini kazanmak üzere bütün herkesin sevgisini oradan yola çıkarak hep bu sevgiyle beslenmeye çalışmıştı. Ya aslında hepimiz bunu yapıyoruz. Yani ben az önce tamamlayamadım sözümü. Şu an tamamlayalım. Teşekkür ederim. Yol açtınız. Aslında çocuklukta tahsil edemediğimiz şeylerin tahsilidir. Çocukluktan sonra hayatımız. Buna da katılıyorum. Hepimizin var böyle her şey. Tahsil etmeye çalışıyoruz bir şeyleri. Görmek istiyoruz, sevmek istiyoruz, takdir etmek istiyoruz. Çünkü yemek, içmek, nefes almak, güzel kadar. En az onlar kadar değerli, önemli bir şey. Zeki Müren'in nazarında konuşuyoruz ama aslında bizi konuşuyoruz yani. Ve şöyle bakmak gerekiyor belki. Sadece sanatçı olduğu için tanrısal bir siyah ya da beyaz harika bir bütün özellikleriyle iyi olmak zorunda değil bir kişi. Bir kişi iyi bir sanatçı olabilir ama başka kötü özellikleri de olabilir. Eğer sen sağlıklı bir kişi, sen şöyle görebilmelisin Zeki Müren'in ya da bir diğerini. Evet, böyle bir tarafı var ama böyle bir tarafı da var. İkisi karıştığında bir insan bence insan ediyor. Ölümüne iyi ya da ölümüne kötü olamam. Zeki Müren de aynı şekilde. Onun için onu konuşurken sanki hakkını şu anlamda vermek lazım diye bağlayayım. Gerçekten harika bir devrimci. Dönemi açısından bakıldığında bakar mısınız? Şu yaptığı şeylere bakın. Çok ciddi. Kütürsüz gibi görünüyor ama ciddi devrimci hareketler bunlar. Sanatına zaten söyleyecek hiçbir şey söylenemez. Ama şu var, ya o adamın gerçekten haset tarafları da var. İnsani hiç takdir edilmediği için hazımsız tarafları da var. Çünkü o bir insan, çünkü onun annesi ya da babası hepimizin içinde var böyle parçalar. Doz farklı sadece, gri'nin tonları işte. Çünkü gerekli takdiri görememiş biri. Başka türlü bir etki yapar. Zeki Müren böyle yapmış. Dolayısıyla insan o yani. Sadece çok yetenekli, özel insanlardan biri. Mirasını şekil Belgin'in bir sözünü unutmayalım bir saniye. Mirasını orduya mı bırakır? Evet, orduya Mehmetçik Vakfı'na ve askerliğe bir şeyi var, yarı yarı sevgisi var. Evet.
Bülent Ersoy'u da sevmiyordu çünkü hiç sevmemiş hiçbir zaman. Çok da yani, ameliyat ya öyle olmam. Yani bir şey farklı zaten. Bir cinsiyet kimliğini oluşturuyor. Bir de onu çok kıskanıyor. Yani Zeki Bülent evde Bülent Ersoy'un sözünü ettirmezmiş. Yakınları falan eğer olası Bülent Ersoy'un herhangi bir konserine gittiğini duyarsa ilişkisini kesermiş. O radde yani. Orada şeyi Berlin Hanım'la konuşurmuş zaten. Onun yerini alacağına dair çok büyük bir tehlike olarak görüyormuş Bülent Ersoy'u. Yani ve bunun için bu açıdan da onu çok engellemiş. Görünürde çok samimiler, böyle öpücük mü hepsi sahte. Şeye gelince Gece Kirpikli Kadın'a. Gece Kirpikli Kadın'a gelince ben de epey bir koştum Gece Kirpikli Kadın'ın peşinde. Doğrusu elimde çok fazla bir şey yok. Fakat Ülke Erakalı'nın bahsedecektim ama zaman olmadı. Ben de söz istiyorum. Hemen döneceğim. Çığlık çık. Bunu hemen... Evet, bir de söz vermiyorsunuz. Vereceğim ve ben bunu söyleyeyim. Biz de dahil olmayı istiyoruz. Tamam. Çığlık çığlığa sevda diye Ülke Erakalı bir film çeviriyor. Edison oynuyor o filmde. Zeki Müren'in o son dönemlerine değinen YouTube'da var. Birkaç parça gösterecektim ama aslında Gece Kirpikli Kadını orada da arayabiliriz diye düşünüyorum. Evet. Ben bir söz alacağım. Bir şey. Bu arada sizin isminiz neydi? Ben Güneş'i tanıtmayı seviyorum. Güneş Gamze. Ben de Gamze'ye memnun oldum. Ben aslında şu an Türkiye'de büyük bir tartışma var. Bizim kahraman yaratmamız üzerinden. Belki okumuşsanız eğer. Bununla ilgili çok fazla yazı yazılıyor şu an. İşte Neruda hakkında, Ece Ayhan hakkında. Tabii Neruda çocukluğunda gençliğinde tecavüz ettiğini anılarında yazdı. Yani dünyanın en büyük şairi diye kabul ediyoruz. Ya da işte Yılmaz Güney hakkında şimdi baktığımız zaman Ece Ayhan'ı ben çok severdim ama. ya da Cemal Süreyya'yı severdim. Ya da işte Yılmaz Güney başka bir şey ifade ediyor. Ya da Neruda. Ama işte şöyle bir şey, bence çok önemli bir tartışma. Biz kahraman yaratırken neye hayır diyeceğiz, neye evet diyeceğiz. Sizin açtığınız bence çok önemli. Ben bu belgeseli izlerken ya da sözleri dinlerken biz neye hayır diyeceğiz? Bir kadına şiddet uygulaması bizim için bir kötü davranış mı? Yoksa biz hayır mı diyeceğiz orada? Şimdi normalde siz bir sokaktan geçerken bir erkeğin bir kadına şiddet uygulaması ya da bir kadının birine şiddet, çocuğa şiddet uygulamasında hayır mı dersiniz? Yoksa onun kötü bir davranış var, iyi davranış da mutlaka vardır deyip durdurmaz mı? Ya da işte belli yerlerde durdurduğumuz ve istemediğimiz, hayatımızdan çıkardığımız insanların davranışları vardır. Benim için mesela bir kadına şiddet uygulaması, bir sanatçının ya da bir yazarın, bir sendikacının ya da bir devrimcinin benim için kabul edilmez bir davranış. Ya da bir tecavüz. Ece Ayhan'ı çok severim. Çok seviyordum yani. Gerçekten şiirleri, bütün kitapları neredeyse bende var ama artık benim için bir şair değil. Çünkü bir kadına tecavüz ediyor ve Ece Ayhan şunu söyleyen bir adam. Devlet nezdinde sizin bütün şeylerinizi yok sayarım diyen bir adam. Kaymakam bu arada Ece Ayhan. Kaymakamlık rütbesini kullanarak bir kız çocuğuna tecavüz edilir. Silahını kullanarak. Erkek tecavüz ediyor ben biliyorum. Efendim? Erkek çocuğu galiba. Artık neyse ben o çok magazinsel. Yani herhangi bir çocuğa tecavüz ediyor. Kız çocuğu ya da erkek çocuğu fark etmez. İkisi de tecavüzdür. Ya da Neruda bir yani göçmen bir çocuğa, aslında göçmen, aykırı, istenmeyen bu toplumdan dışlanan bir çocuğa, ötekileştirilen bir çocuğa. Çünkü hepimiz biliyoruz ki Taksim Caddesi'nde binlerce çocuğa tecavüz ediliyor ve hiç kimse görmüyor. Bir çocuğa tecavüz ediliyor ama Neruda'nın havalimanı, Şili'de galiba, Şili'ye, yani Şili'de bir çocuğa tecavüz ediyor ve şu an havalimanına Neruda'nın ismi verilme tartışması var. Ya da Cemal Süreyya, benim eşim. Neruda kendi bunu anlatıyor anılarında. Cemal Süreyya, yani şöyle şey, anılarını da anlatıyor ama biz kabul edecek miyiz Cemal Süreyya? Bir tane Gamze Aleyhi, güzel konu, çok alakalı. Cemal Süreyya ne yaptı? C-
Cemal Süreyya da karısını döven. Hem karısı hem kolunu söylüyor. Şöyle bir tane şey yapmamız. Ama oğlu da ona yani ne yaptı yani? Şurada şey atlıyoruz, zamanı atlıyoruz. Bakın zaman da bir parametredir. Gamze'cim çok doğru. Çok doğru bilelim ama zamanın şeylerini düşünün. Tamam mı? Yani zaman parametresini bugünden bakıyorsunuz. Zamanın düzleminde enlerine bakın. Değer yargılarına bakın. Muhtemel sınırlara bakın. Buradan yargıladığınız zaman ahkam kesmesi kolay olur. Aslında yargılamadan ziyade anlamaya çalışmak, bununla yüzleşmek kabul anlamına gelmez. Acaba büyük adamın özel hayatına bakılmaz. Ayıp etmiyorum, herkesin bir tane olur. Küçük adam mı, küçük kadın mı? Ses çıkarılmaz, kadının mümkün sahibi. Özel bir yetenek. Susmak. Şimdi de artık bunun dile getirdi. Yoksa yaşanan şey aynı şey. Bak şöyle söyleyeyim. Yani bana da bir izin verirseniz bu konuyla ilgili çok önemli bir şey söylüyorum. Bir hata yapıyoruz gibi diye düşünüyoruz. Bakın evet, Neruda'nın böyle bir hikayesi var. Cemal Süreyya'nın, Zeki Müren'in veya başka. Bir de şuradan doğru bakmamız gerekiyor. Yani bunlar bir şey yanlış ya da doğru bakmıyoruz. Yok, daha sana söylemedim bir şey. Özür dilerim. Lazım. Yok. Aslında ben de bizden konuşuyoruz. Çok özür dilerim. Hemen ağzını kapatıyorum. Biz belki başka bir şeyden bahsediyoruz. Hemen yere bahsediyoruz. Hemen yere bahsediyoruz. Zaman dediğin şeyden bahsediyoruz. Şunu diyorum bak. Bilmiyorum ama aptalik bir futurist şey olarak söylüyorum. 50 yıl sonra elmayı koparan insanlar suçlu ilan edilecek. Sen bugün bunu hayal edemiyorsun. Doğru mu? Evet, adalet tavrının daha çocukluktan itibaren oturmaya başlaması ile ilgili ben de doğru olmadığını düşünüyorum. Dönemin enleri vardır. Yani tahammüller de anın sınırlarıyla... Nereden elma yemek suç olmuş, en büyük suç. Şöyle diyor, anarşist ve gandar diyor ki, şu anda bizim için ben topik... O konuda en şiddet anlıyorum. Kadına şiddet her zaman... bir şey de eskiden şimdi dile getiriliyor çocuk. Yani bütün bunlar hani Gamze'nin dediği şeyler yani dönemsel şeyler değil. Çocuğumuzun karanlık tarafı var. O yüzden de müzik mi koyalım? Evet. Zeki'yle bitirelim. Kalmak isteyenler kalabilir. Sevgili sanatçımız Sürda Aydın burada. Bize Zeki Müren de bir şarkı söyleyebiliriz. Zekiler kastırmıyor lan. Çok güzel bir sanat müziği söyler. Dertliğe giren de söyler. Vicda Aydın aramızda. Kalan kalırsa. Giden de onlara olsun. Biz sahneye alalım. Ben arkadaşımla oturacağım.